TürkSat Dijital Hayatı sunar. Efendim Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji ve internetin hayatımızı etkilerimizi konuştuğumuz programımıza bu hafta bu etkileri ve gelişmeleri konuşanları değil yazanları ağırlıyoruz. İki değerli konuğum olacak. Bir tanesi Aziz İstanbul'umuzun trafiğine takıldı ve onu bekliyoruz şu an. Diğer konuğumuzu ben size takdim edeceğim o gelene kadar. İnşallah kendisi de bize yetişecek. Teknoloji bloguru Hamza Şamlıoğlu bizimle beraber. Hamza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geleneksel medya ve yeni medya olarak tasarlamıştık. Siz yeni medya ve interneti temsil ederek teknoloji yazanları, çizenleri, bu konuda içerik üretenleri konuşacağız. Seyircilerimizin de programa katılması için bir tane etiketimiz var. Dijitali Yazmak isimli. Tüm seyircilerimiz buraya görüşlerini, sorularını, özellikle siz Twitter'da çok iyi bir takipçi kitlesine sahipsiniz. Oradan da sorular gelebilir. Konuşacağız onların hepsini. Dediğim gibi aslında bu konunun hep biz konuşmuyoruz. Her hafta işte 38 hafta oldu. Teknolojiyi konuşuyoruz, gündem yapmaya çalışıyoruz. Siz ise bunu yazıyorsunuz. Evet. Çok bizim tam karşı tarafımızdasınız. Aslında beraber birbirimizden besleniyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Bu yazma işi tabii çok beceri isteyen önemli bir iş. Ama ülkede bu kadar genç nüfusa rağmen teknoloji ve internet bir türlü gündemin ön sıralarına çok az çıkıyor. İşte daha çok hani siyaset, spor vesaire magazin seviyoruz. Evet. Bunu nasıl kendi blogunuzda, kendi yazdığınız platformlarda öne çıkarıyorsunuz? Ne diyorsunuz bu konuda? Öncelikle yazmaya... İşim IT uzmanlığıydı bir zamanlar. Yazmaya o zamanlar başladım. O zamanlar böyle bir amacım yoktu. Dijital dünya bu kadar gelişecek, bu kadar popüler olacak gibi bir algı, bir düşünce de yoktu. Sadece benim derdim internette bir Türkçe kaynak olabilme kaygısıydı. Çünkü o zamanlar Türkçe kaynak çok sıkıntı çekiyorduk. Dışarıdan besleniyorduk. Yani. Evet, tamamen dışarıdan besleniyorduk. Günümüzde de halen daha bu bağımlılık devam ediyor aslında. Bu biraz bizden kaynaklanıyor, biraz belki eğitim sistemimizden kaynaklanıyor, biraz belki devletin desteğiyle alakalı bir şey ama halen daha dışa bağımlı olarak devam ediyoruz. Büyük bir sorun. İnşallah gelecek nesil ki tabletlerle doğuyorlar, tabletlerle artık eğitim alıyorlar. Onların önüne dijital olmayan bir şey verdiğiniz zaman ters bakıyorlar, öyle bir dünyadayız. Gelecek nesil bunun önüne geçecektir diye düşünüyorum. Siz bu şeyi çok iyi ifade ettiniz. Aslında bir teknoloji okuryazarlığı kültürü. Evet. Belki bu artık eğitimle veya bilinçle olacak. Hı hı. O geliştikçe belki, o seviye yükseldikçe siz aslında birer kanaat önderisiniz. Yani ben öyle görüyorum. Yani evet, siz bir şeye iyi dediğiniz zaman donanım veya yazılım veya dijitale ait herhangi bir şey ona iyi bakılıyordur. Bilmiyorum, evet. Katılıyor musunuz bu söylediğime? Şöyle katılıyorum. Biz yazarken özellikle de bloggerlar tarafından bahsedeyim. Yazarken kendi görüşlerimizi içine katıyoruz. Okuyucu da bizi halktan biriymiş gibi görüyor, kendinden biriymiş gibi görüyor. Bir marka kalkıp bir şey lanse ettiği zaman hep akılda kalan soru şudur. Bu marka bundan para kazanıyor veya bu X markası bunun sponsoru şeklinde. Biraz daha ön yargılarımız ön plana çıkıyor ve inandırıcılık geri planda kalıyordu. Ta ki bloggerlar popüler olana kadar. Bloggerlar popüler olmaya başlayınca okuyucu artık halktan biri olarak görmeye başladı. Çünkü benim arkamda bir marka yok. Hiçbir zaman olmadı. Bir firmam yok. Bir şey satmaya çalışmıyorum. Birilerine bir şey dikte etmeye çalışmıyorum. Doğal patron olarak, baskısı yok değil mi? Evet, aynen öyle. Doğal olarak yazıma da bunu aktarıyorum. Hani biri övüyor, öbürü işte göklere çıkartıyor. Ben dönüp diyorum ki ya bu telefonun işte pili 6 saat, 7 saat. İşte benim kişisel kullanımımda maksimum akşam saat 6'yı 7'yi gördü. Gün içerisinde 1-2 defa şarj etmek zorunda kalabilirsiniz dediğim andan itibaren işte, iş bizim tarafa doğru dönmeye başlıyor. Belki dijitaldeki yaşam, dijitaldeki o yazarlık bunun etkisiyle biraz daha ön plana çıkmaya başladı diyebilirim. Şeye göre o aslında söylediğiniz şey var ya, geleneksel medyada birçok nokta var işte, evet. Bunu yazarken öne çıkarma, çok satma. Kesinlikle. Derdi, işte ekonomik kaygılar var işte bir gazetenin televizyonun dönmesi için, ama siz internet ve işte yeni medya belki bunun için biçilmiş kaftan. Öyle bakıyorlar, evet. Yani. Okuyucularımız o gözle bakıyor. Yavaş yavaş artık markalar da bizlerle iletişime kurmaya başladılar. Hatta birçok markayla işbirliği de yaptım bugüne kadar. Belki daha ciddi teklifler, daha üst düzey işler de gelecektir ama
Ben gücümün bir tikolik olabilmemin şeyini, arka planını hep okuyucularımda gördüm. Okuyucularımın yorumlarında gördüm. O yüzden benim için hep ikinci planda kaldı şeylik, para kazanma veya işte bir markayla işbirliği olgusu ikinci planda kaldığı için devam edeceğini düşünüyorum. Aksi takdirde ben de zaten bir marka bağımlısı, bir ürün satma bağımlısı haline geleceğim. Yani gelenekselden çok bir farkım kalmayacak, öyle söyleyeyim. Rahatlık o kadar belli ki sizin nickname'imiz T-Kolik. Evet. Çaykolik yani. Hemen evet. Çayınızı da ön tarafa koymuş. Eyvallah, oldum. Teşekkürler. Şimdi şöyle güzel bir şey var. Biz işte 38 haftalık programımız ilk defa tek konukla programa başladık. Hani bu da size özel yani. Özel bir şey oldu. Benim bu kadar şansım. Özel oldunuz. Bu eyvallah. Rahatlık belki sizin yazınızda özgür davranmanıza, içerik bulurken rahat davranmanıza, bir baskı olmamasına falan da sebep oluyordur. Kesinlikle o rahatlık sayesinde ben de benim de bir şeyler söyleyebilecek bir durumum var. Benim de insanlara anlatacak bir şeyim var mottosuyla ortaya çıkan bir şey. O rahatlık olmasa sınırlarımız giderek kısalır ve o içeride kalır dururuz. Mesela gelenekseldeki yazarların en büyük handikapı nedir? Bir editörü vardır, onun işte bir üstü vardır, onun bir üstü vardır. Adam bir yazıyı yazar, editörü inceler. Onun üstüne gider, işte şunu kaldır, şu sıkıntı doğurabilir der. Bizde böyle bir kaygı yok. Kimseye herhangi bir hesap vermiyoruz. Elbette avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Mesela dikkat ediyorum. Mesela? Bazı blogger arkadaşlar bir ürünü yazarlarken çok fazla bilgisi yok veya bir şeyden bahsedecek, bir olaydan bahsedecek. Kendi kafa bakış açısıyla, kendi fikirleriyle gidiyor. Bir bakıyorsunuz olay bambaşka bir noktaya gelmiş. Hani olayın gerçeği bu değil. Ama olayı farklı noktalara sürükleyebiliyoruz. Mesela örnek var mı? Çok ilginç bir şey var. Markalara yazılan yazıların birçoğunda ben bunu görüyorum. Hani derler ya, o içimizdeki klavye delikanlısını internette dışarıya vuruyoruz. O delikanlı biraz fazla ortaya çıkıyor, öyle söyleyeyim size. Eyvallah. Bu tabii ilginç bir konu. Ülkemizde belki daha da zor. Peki hayatını nasıl kazanıyorsun abi? Yani hiç ticari bağlantı olmadan. Ben maaşlı bir elemanım, çalışanım. Bir özel sektörde PR şirketinde çalışıyorum. Dijital iletişim direktörüyüm. Blog benim için bir hobi olarak başladı ve bir hobi olarak gidiyor. Ha, para kazanmıyor muyum? Kazanıyorum. Ayrı mesele. Ama maaşlı bir işim olduğu için herhangi bir para kaygısı bugüne kadar duymadım. Ya, bu işten para kazanabilir mi? Yani teknolojiyi yazarak. Ya, ülkemizde var mı o potansiyel? Teknoloji de değil. Hani modayı yazarak da kazanılabilir ya da yemek bloğu yazarak da kazanabilir. Kazanan arkadaşlar da var, tanıyorum bizzat içerisinde olduğum için. Teknolojiyi yazarak kazanmak biraz daha zor. Çünkü teknoloji apayrı noktalara gidiyor. Bir de kendi içerisinde artık bölünmeye başladı. Bunun yazılımı var, donanımı var, işte teknoloji haber sitesi olmak var, teknoloji bloğu olmak var. Çok farklı hayata bakan alanları var bizim yaptığımız gibi. Kesinlikle. Çok farklı alanları da dönüşmeye başladı. Bir de bir yerde uzman olmanız gerekiyor. Hani bir şeyde bir background'unuz yoksa teknoloji yazarken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Para kazanma konusunda da ben şöyle bakıyorum. Ben bloğuma günde 3 saat, bazen 4 saat vakit ayırıyorum. 3 saat, 4 saat. Süper. Evet. Bazı günler tabii ki bakamadığımız da oluyor. Hani iş yoğunluğu ya da aile, bazen aileden de vakit çalarak blog yazdığım oluyor. Şöyle düşünüyorum. Mesela bir tasarımcısınız. Günde 3 saat çalışarak ay sonunda ne kadar para kazanırsınız? 6 bin lira, 7 bin lira civarında bir para kazanırsınız. Veya bir yazılımcısınız. 6-7 bin lira civarında kazanırsınız. Blog size eğer 6-7 bin lira getirmiyorsa eğer, o zaman blogtan para kazanmıyorsunuz demektir. Ben bu bakış açısıyla bakıyorum. Bu bakış açısıyla baktığım zaman evet, para kazanmıyorum diyebilirim artık. Eyvallah, tamam, tam kazanıyor işte, o kadar kazanıyor diyecektim, o kadar kazanmıyor. Rakamlar da belli olmuş oldu böylece. Ya şöyle söyleyeyim, hani belki yarısını, belki hani benim için bir sıkıntı yok. Bazıları elde ettikleri gelirleri söylemeye korkuyorlar veya gerçek. Ben mesela 2 bin lirada kazandığım oluyor, 3'te kazandığım oluyor, 1,5'ta kazandım, 1'de kazandığım oluyor. Hani bu hiçbir zaman o verdiğiniz emeğin karşılığı olarak görmüyorum. Maaşlı eleman olarak gidip bir yerde bir tasarımcı veya bir yazılımcı olarak çalışsanız çok daha fazlasını kazanıyorsunuz. Peki dünyada nasıl? Örneğin, dünyada, Avrupa'da bu iş bir meslek haline geldi. O biraz daha ön planda. Biz hep Avrupa'nın biraz gerisinden geldiğimiz için bloklara verilen değer de zaten Avrupa'nın değer vermesinden sonra bize gelmiş bir şey. Gördüğüm kadarıyla onlar markalarla içli dışlı, reklam ajansları onlara reklam veriyorlar. Bizim blogger camiasında reklam ajansları
çok fazla kullanmıyorlar. Yani daha henüz... Teknoloji değeri daha azdır değil mi? Kesinlikle. Daha henüz o kıvama erişmiş bir şey değil. Ha, bloglar erişti. Ürettikleri içeriklerle gerçekten de çok iyiler. Onu bir kenara koyuyorum ama reklam mecraları veya o reklam paylarından halen daha pay koparabilmiş değiller. Belki önümüzdeki senelerde olabilir ama şu an için çok bir şey görmüyorum. Burada o zaman şöyle bir şey var mı? Yani bu ülkemizde hani bu kadar dinamik genç nüfusa bakarak bir teknoloji yazarlığı, editörlüğü konusunda bir boşluk var. Bu var, konuda evet. Gençler eğilebilir, bu konuda çalışmalar yapılabilir. Avrupa'da ve Amerika'da bu konu çok ciddiye alınıyor. Şöyle söyleyeyim, gençlerin çok fazla eğilimi var. Özellikle de o bloğa bir hevesle başlayan çok fazla insan tanıdım. Hatta birçok arkadaşı da blog yazmaya zorla, böyle kolundan tutup çeke çeke itmişliğim vardır. Bir eğitimi yok, ön plana çıkarıldığı bir yer yok. Bazen birkaç blog platformu kurulmuştu geçmiş yıllarda. Onlarda da bir başarı elde edemediler, kaldı orada. Sadece markaların onlara verdiği maddi destekle biraz ön plana çıktılar. Onun dışında ne kadar iyi içerik üretseniz de, ne kadar kanaat önderi olsanız da, ne kadar internet dünyasında ben de varım deseniz bile bu işi maddi tarafa çevirmek biraz zor oluyor. O noktada hala geriyiz. Belki üniversitelerde bunun bir eğitim olması ki sosyal medya bölümleri bile daha yeni açılıyor. Ya da özel eğitim kurumlarında işte blog nasıl yazılır, bir blogger dünyası nasıldır bakış açısı gösterilirse o zaman biraz daha ön plana çıkar. Ama gençlerde bunu çok görüyorum. Özellikle de yeni gençler çok daha kolay ısınıyorlar, çok daha rahatlar. Bir de bizim zamanımızdaki gibi değil. Ben 2005'te başladım. Hani blog yazmak biraz da olsa teknik bilgi gerektiriyordu. İşte hosting'ten anlamanız gerekiyordu, altyapıyı bilmeniz gerekiyordu. Ben ilk başladığım zaman bir WordPress yoktu maalesef. Şu an bir WordPress'le iki tuşa basıp anında yayında olabiliyorsunuz. Herhangi bir teknik bilgi de gerektirmiyor. Sadece bir yayınla tuşuna bastığınız zaman internet dünyasına açılabiliyorsunuz. Yani eğer sizde içerik varsa bunu yayınlamak kolaylaştı. Evet, yeter çok daha kolaylaştı. Ulaşmak önemli. Evet, yeni gençler de bunu rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bu işin belki eğitimi gazetecilik bölümünün altında olabilir değil mi? Olabilir, gazetecilik bölümü olabilir, iletişim fakülteleri yine olabilir, teknik tarafta da bölümlerde de olabilir. İlerleyen dönemlerde bakalım neler olacak ama dediğimiz gibi daha hala erken, sosyal medya bölümleri bile yeni yeni açılmaya başlıyor. Peki şeyi sorayım, bu ülkemizde tabii teknolojiyi, interneti, sosyal medyayı konuşmak, bu konuda işte araştırma yapmak, söz söylemek, söyleseniz de çok arkalarda kalabiliyorsunuz. Evet. Çünkü yoğun bir gündem var. Çok ilgi gösterilmiyor, görünüyor. Özellikle yani geleneksel medya hala dominant olduğu için. Hı hı. Bunu nasıl sizin okuyucularınıza ulaştırıyorsunuz? Yani bu teknolojiyi nasıl sevdirdiniz? Mesela sizi takip eden kaç kişi var? Onları nasıl sayısını arttırdınız? Ayda 150 bin ila 350 bin arası değişiyor benim ziyaretçi potansiyelim. Süpermiş. Tamamı birebir teknolojiyle alakalı insanlar. Bunu istatistiklerden çok rahatlıkla görebiliyorum. Arayarak geldikleri kelimelerde, referans olarak geldikleri kelimelerde çok rahatlıkla bunu görebiliyorum. Genelde de gençlere hitap ediyorum. Bu biraz teknolojinin getirdiği bir avantaj. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugüne nasıl geldim sorusu, bugüne gelebilmemin en büyük sebebi özgün içerik üretmek. Ürettiğiniz içeriğin gerçekten de insanlara faydalı bir içerik olması. Bunun ardından da Google'la aranızın iyi olması. Benim ziyaretçi potansiyelim %80'i Google. Yani Google diyor ki sen yazarsan ben sana ziyaretçi gönderirim. Kanalı açıyor bana, ziyaretçileri gönderiyor. O noktada özgün ve sürekli olmanın faydasını görüyorsun, yeterli olduğunu söyleyebilirim. Özgün içerik o zaman teknoloji yazmak, her konuda yazarken özgün kesinlikle içerik üretmek gerekiyor. Teknolojide mesela bu hani içerikleri oluştururken nerelerden besleniyorsunuz? Örneğin mesela dijital miras konusunu yazacaksınız. Çok merak ediyorsunuz. Öldükten sonra hesaplarımız ne olacak? Bu konuda nasıl, nereden besleniyorsunuz? Bu konuda genelde yabancı kaynaklar ön plana çıkıyor. Yabancı kaynaklar öncelikle size bir şey sunuyor. Rahatlıkla bir düşünebileceğiniz, aa burada bu varmış deyip aklınızda bir şeyler oluşturabileceğiniz bir fikir verebiliyor. Ardından sektör uzmanları, yine dediğiniz gibi bilişim hukuku konusunda mesela Gökhan Ahi vardır. Aha. Ya da işte benzeri birçok
avukat ve bilişim konusunda uzmanlaşmış büyüklerimiz vardır. Onların yazdıklarını ve araştırmalarını okuyoruz. Onları takip ediyoruz. Bunun yanı sıra seminerler, konferanslar. Onları takip ediyorsunuz. Tabii ki artık çok daha ön plana çıkmaya başladı. Eskiden bu tarz seminer ve konferans göremiyordunuz ama şimdi Avrupa bir şey tartışırken biz bugün Türkiye'de onun bir konferansını ya da bir seminerini görebiliyoruz. Bir de bunun yanı sıra teknoloji olduğu zaman dokunup kullanmak gerekiyor. Benim mesela mottom odur. Hani bir şeyi anlatıyorsam eğer ilk önce onu bir kullanmam lazım. Bazen mesela cihaz geliyor. İşte Hamza Bey bu cihazı inceler misiniz? Tabii diyorum. Cihaz geliyor. İşte 3 gün sonra geri alacağız veya bir hafta sonra geri alacağız. Hop diyorum dur. Hani benim bunu kullanmam lazım. İncelemem lazım. Ondan sonra yazarım diyorum. Bazen bir ay, bazen 1,5 ay cihazı inceliyorum. Bizzat kullanıyorum. Yani sim kartımı çıkartıyorum, akıllı telefona takıyorum ya da bilgisayarımdaki verileri oradaki bilgisayara kopyalıyorum. O deneyimi biraz daha ön plana çıkartmaya çalışıyorum. İnceleyebileceğiniz şeyler var ama yani mesela 4G, 5G yazısı baz istasyonu mu alıp imzeleyeceğiz? Kesinlikle çok zor. İşte o noktada da üretebileceğiniz içerik de sınırlı oluyor. Özgünlüğünüz de doğal olarak sınırlı olabiliyor. Teknolojiye dokunmak gerekiyor. Teknoloji yazarlarının aslında zor olan tarafı bu. Deneyimlemek biraz daha ön planda. Nasıl ki moda yazarlarında da benzer şey vardır. Hani bir kombin yazacaksa bir moda yazarı gidip o kombini bir denemesi lazım. Ya da deneyen birilerinde görüp konuşacak onun algısını görmesi lazım. Bizde o biraz daha ön plana çıkmış durumda. O zaman belki dediğiniz gibi demin verdiğim örnekte bu konuda uzmanla konuşup o bilgileri alıp hani o sahada çalışan biriyle sonra onu yazıya döküp böyle ilerlemek. Bu şekilde ilerlemek en doğrusu ve bunun temeli de araştırma. Yani araştırmadan yazmak gerçekten zor. O uzmanların yazdıkları yazıları okuyorsunuz, makaleleri okuyorsunuz. Onun yanı sıra teknoloji eğer Türkiye'ye girdiyse Türkiye'de neler yaptıklarını, o teknolojiyle neler yapılabildiğini görüyorsunuz. Etkinliklere katılıyoruz, seminerlere gidiyoruz. Bunun yanı sıra yabancı kaynakları takip ediyoruz. Dil de lazım o zaman. Dil de lazım, dil. İngilizce lazım. Kesinlikle. Ya. Benim İngilizcem berbat. O konuda yıllardır sorun yaşıyorum. Halen daha sorun. Ama İngilizce olduğu zaman büyük bir yardım oluyor size. Çünkü Türkiye'de gerçekten de hani teknolojiyi üretmek, o teknolojinin önderliği ön plana çıkmış bir şey değil. Doğal olarak Avrupalıları takip edip, Amerikalıları takip edip çünkü bir şekilde. Bizde de bu konular yeni yeni konuşuluyor ya. Yani evet. Birçok hani bu teknolojilerin doğduğu ülkelerde birçok şeyi konuştular ve yeni şeyler konuşuyorlar. Dil belki bu anlamda o kaynakları tararken çok faydası çok olur. Faydası olacaktır yani size. Kesinlikle. O yüzden hani teknolojiyi yazmak biraz entelektüel bir şey gerektiriyor, bir çerçeve gerektiriyor, bakış bir de biraz background gerektiriyor. Hani teknolojiyle içli dışlı olmanız gerekiyor ve en azından bir dalda bir şeyleri başarmış olmanız gerekiyor. Mesela donanım yazıyorum. Donanım ağırlıklı seviyorum. Siz donanım yazıyorsunuz değil mi? 10-11 yıl kadar falan donanımla ilgilendiğim için o background'um sağlam diyorum. Ama haberleri mesela biraz da arka plana atıyorum. Zaten bir işte haber sitesi var. Bir teknoloji haber sitesi dediğiniz zaman 30 tane sayabilirim size. Biraz daha ben kendi uzmanlık alanıma dönmeyi tercih ediyorum. Belki biraz da insanların ilgisini çeken, başarıyı getiren şey odur diyebilirim. Mesela yazılımcılarda da gördüm artık. Yazılımcılar da blok açıyorlar. Dikkat edin yazdıkları yazılara. Onlar da donanıma girmiyorlar. Aa. Yani onlar da biraz daha yazılıma gidiyor. Zaten teknoloji yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Hani, ne demek o? Teknoloji yazarlığı derken adam yazılım üzerine yazıyor. Donanım üzerine yazan var. İşte o donanım da ayrılmaya başladı. Akıllı telefonlar üzerine yazanlar var. Yavaş yavaş bu ayrımların daha da belirginleşeceğini tahmin edebiliyorum. Yakında akıllı telefon yazan, işte bilgisayar yazan, diğer tarafta network cihazlarını yazan, öbür tarafta güvenlik tarafını, işin güvenlik tarafını yazan, diğer tarafta yazılım teknolojilerini yazan insanlar şeklinde artık ayrılmaya başlayacağını düşünüyorum. Hayatın her alanında yazan, mesela psikolojinin dijital psikolojisi. Kesinlikle. Bu konuda yazan veya işte hukuk, dijital hukuk, evet. Telif hakları vesaire bu konuda uzmanlaşıp o konuda yazanlar da olabilecektir belki değil mi? Evet. Zaten teknoloji bizi buna zorluyor. Mesela önceden tasarımı kime yaptırdınız? Bir kişiye yaptırırdınız. Bir web sitesi yaptıracaksanız. Adam hem kodlama bilirdi, hem bu işin CSS'ini, JavaScript'ini bilirdi, hem de tasarımı bilirdi. Bir kişi her şeyi hallederdi. Şimdi ne oldu? Bir frontend dediğimiz adam ortaya çıktı. Bir yazılımcı dediğimiz adam ortaya çıktı. Bir tasarımcı dediğimiz adam ortaya çıktı. Doğru. Teknoloji artık geliştikçe o alanları dallanıp budaklanmaya başlıyor. Onun bir getirisi belki ileride hani yeni yazacaklarda yine
belirli alanlarda uzmanlık üzerine gideceklerdir diye tahmin ediyorum. Sizi bir avantaj tabii eğitiminiz de bu yönde olduğu için. Evet yani. O dili daha iyi anlıyorsunuz. Biraz daha iyi anlıyorsunuz. Bir de meraktı bende teknoloji. Küçükken cihazları kurcalamak, işte bunun içerisinde ne var, bu nasıl çalışıyor şeklinde bir merakla başlayan bir olgu bende. Yavaş yavaş büyüdü artık. Sonra bilgisayarla tanıştık. Daha sonra network'le tanıştım, network cihazlarıyla tanıştım derken dallanıp budaklandı. Ben de blok tarafında o şeyimi, tecrübelerimi anlatmaya ama çalışıyorum. Konuştuklarınızdan şunu anlıyorum hep, yani teknoloji mutlaka onları yaşayarak, onları kullanarak evet. yazılabilir. Tüm konuşma benim, bunun üzerine. Benim bakış açım bu. Evet, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de şu var, hani görüyoruz teknoloji yazan piyasada, gelenekselde de, dijitalde de birçok insan var. Hani bazen dikkat ediyoruz, gülüyoruz yazıları falan okuduğumuz zaman, gülüyoruz. Ya adam eline almamış cihazı diyoruz falan. Aa. Hani çok belli oluyor artık o. Yavaş yavaş o biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Nasıl mesela, var mı bununla alakalı ilginç bir hikaye? Valla birçok yazıda buna denk geldim. Adam yazmış internette. Şimdi okuyorum, yukarıdan aşağıya gayet güzel başlıyor. Akıcı, güzel, işte insana böyle anlatıyor falan. Bir noktaya bir geliyorum, piline 1000 miliamper yazmış. Şimdi düşünüyorum. 1000 miliamperlik pili olan cihaz kalmadı artık. Hani sonra bir bakıyorum, işte diğer bir teknik özelliğine başka bir şey yazmış. O an benim jeton düşüyor. Diyor ki hani bu adam bu işin tekniğini bilmiyor. Sadece işte anlatımla üzerine gitmiş. Cihazı da kullanmamış. Belki kullansa ne olduğunu bilir. Tabii insan orada biraz gülümsüyor ama bunu anlayan sadece işte bu işin tekniğinden anlayan insan. Okuyan anlayamayacaktır ama. Bazıları için evet öyle. Yani son tüketici dediğiniz zaman anlaması zor ama biraz böyle cihazları kurcalayan biriyseniz, ki yeni gençlik artık öyle. Eyvallah. Bir telefon alacağı zaman 50 tane internet sitesini araştırıyor. 40 tane adama gidip soruyor. Ondan sonra o cihazı alıyor. Onların da biraz dikkatini çekiyordur size eminim. Size bakıyor. Siz ne diyorsunuz? Hatta geçen hafta bir şeyle karşılaştım. Bu ürün karşılaştırma inceleme siteleri veya sizin gibi evet. bireysel olarak bu işi yapanları sıralayan bir site oluşturulmuş yani. En iyi kim yapar bu işi diye. Belki de ona bakacak, o siteye bakarak. Kesinlikle. Yavaş yavaş o kavram oluşuyor. Zaten gelen yorumlarda bunu görüyorum. Şey diyor işte, X sitesi, isim vermeyelim, böyle yazmış. Y sitesi böyle yazmış. Ama sen abi böyle diyorsun. Ha, sen böyle diyorsan o işin içerisinde bir şey vardır. Ben ona bir dikkat edeyim, bir araştırayım, ondan sonra gidip alayım dediklerini, o feedbackleri alıyoruz. Hem Twitter'dan alıyorum, hem yorumlarda alıyorum, hem özel mesajlarda, maillerde alıyorum. Bu tarz sorularla çok karşılaşıyoruz. Keyifli olsa gerek. Gayet keyifli, gayet güzel. Özellikle de güzel bir ego katıyor insana. Hani ziyaretçi üzerinde bir ego değil de kendi içinde insana bir ego katıyor. Zaten blog yazmak aslında biraz da ego tatmini. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Teknolojinin kanaat önderi olarak. Estağfurullah. Türkiye'de teknoloji yazmak zor mu? Zor. Neden? Bir kere teknolojik cihazlara her zaman ulaşamıyorsunuz. O en büyük sorun. Adam cihazı çıkartıyor. Avrupa'da 8, 10, 20, 30 ülkede piyasaya sürüyor. Biz bir ay sonra, 1,5 ay sonra tanışıyoruz. Ya da cihaz Türkiye'ye geliyor ama siz bir bloggersınız, bir X gazetesi değilsiniz veya Y teknoloji yazarı değilsiniz. Doğal olarak sizi biraz arka plana atıyorlar. Siz onlardan sonra o teknolojiye erişebiliyorsunuz. Bu noktada da ben biraz işte avantaj kullanmaya, kendime avantaj yaratmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? İşte mesela, o cihazı kim kullanıyor? Siz kullanıyorsunuz. Mesela siz yazacaksınız. İlk dokunanlardan birisisiniz. Siz de tanıyorsam eğer, ben hemen sizin yanınıza geliyorum. Şu cihazı beraber bir kurcalayalım. Veya işte X teknomarketinde insanların önüne açılıyor, anlatılıyor, lansmanı doğru. yapılıyor falan. İşte ona katılıp o deneyimi hissetmeye çalışıyoruz. Birincisi yani cihazlara ulaşmak veya işte kesinlikle. O donanıma ulaşmak. O teknolojiye ulaşmak. O teknolojiye evet. ulaşmak çok zor. İşte evet, giyilebilir zor. Teknoloji diyoruz. Hani nerede bakalım giyilebilir yani. Teknoloji. O... Google Glass'a bile aylar sonra ulaştık başka yani. Başka bir şey var mı zorluk açısından? Bunun dışında zorluk açısından... Gündeme çıkma anlamında söylüyorum ben. Yani hani gündem oluşturma derseniz çok zor ama gündeme çıkma o biraz daha tartışılır. Hani ürüne göre, teknolojiye göre biraz daha tartışılabilir bir şey. Gündeme çıkma derken ben şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Herkes ürünün işte şeklini anlatırken ben ürünün farklı bir noktasına, farklı bir bakış açısıyla bakıp anlatıyorum. İşte o zaman siz de bir gündeme çıkabiliyorsunuz. Siz de bir artı kazanabiliyorsunuz. Farklı bir bakış açısıyla ürüne bakmak, farklı bir anlatım tarzı kullanmak, herkes ürünün sol tarafına bakarken siz sağ tarafına bakmak ya da teknolojiyi aynı şekilde. Herkes teknolojiyi, eğitim teknolojisi diyelim, eğitimle bütünleştirirken siz onu alıp
farklı bir sektörle bütünleştirmeye çalışmanız, yazıya bunu dökmeniz sizi dikkat birkaç çekiyor. Birkaç adım öne çıkarıyor. Örneğin tabii. Mesela ben drone konusunu çok merak ediyorum. Hani hı hı. Türkiye'de çok bu işi inceleyip veya bu konularda yazı yazan. Çünkü hayatımızın her alanına sanırım sağlıktan, evet. işte siyasete kadar, belki işte görsel sanatlara kadar birçok şey etkileyecek. Evet. Bu konuda ulaşılamadığı için mi yazılamıyor yani drone ile alakalı? Hani teknoloji pahalı bir kere, o en büyük sorun. Hani para verip satın alabileceğiniz noktasında çok büyük sıkıntı çekersiniz. Bir satın aldım, iki satın aldım, üç satın aldım. Cep telefonları dünya kadar mesela. Dronlar yine aynı şekilde. Ülkemizdeki fiyatları da yüksek. Maddi konusunda en büyük sıkıntımız var. İki, ulaşma konusunda sıkıntımız var. Ama onun dışında çok fazla böyle gözle büyütülecek bir sıkıntı görmüyorum. Aşılabileceğini düşünüyorum. Drone konusunda da dediğiniz gibi işte birçok sektörde kullanılabilir. Mesela reklamcılık sektörü bence çok daha avantajlı olacaktır. Hani ben de işin o tarafından bakıyorum. Ama dediğiniz gibi o teknolojiye bir dokunmak, bir deneyimlemek lazım. Yazı bekliyoruz abicim senden. İnşallah. Bakalım. Bir de şimdi konuğumuz gelmiş trafikten. Hem sen çok konuştun, sana biraz şey yapacağız. Tabii ki. Mola vereceğiz, çok yorduk seni. Eyvallah. İkinci dönemde reklam arasında öbür konuğumuzu alacağız. Beraber geleneksel medyayı da konuşacağız. Sayın seyirciler, reklam arasından sonra Ersin Çelik Bey de konuğumuz olacak. Ve beraber ikinci bölümde bu teknolojinin yazanlar kısmını uzun uzun konuşacağız. Bizden sakın ayrılmayın. TürkSat'ın sunduğu Dijital Hayat devam edecek. TürkSat'ın sunduğu Dijital Hayat devam ediyor. E-Devlet alanındaki ilerlemelerle birlikte vatandaşlar kendileriyle ilgili gelişmelerden en kısa sürede haberdar olmakta. Eskiden sadece kağıt ortamında tutulan dosyaların içeriğine elektronik ortamdan da erişebilmektedirler. Yargıtay tarafından E-Devlet kapısı üzerinde sunulan siyasi parti üyelik sorgulama hizmeti ile Türkiye içinde faaliyet gösteren tüm siyasi partilerde üyeliğiniz olup olmadığını sorgulamak mümkün hale gelmiştir. Bu sayede E-Devlet kapısı kullanıcıları siyasi parti üyeliklerini kolayca teyit edebilir ve olası hatalı üyelikleri tespit ederek mağduriyet yaşama riskini en aza indirirler. Üyesi olduğunuz siyasi parti bilgisine ulaşmak için E-Devlet şifresi, elektronik imza, mobil imza veya TC kimlik kartı ile sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında bulunan E-Hizmetler bağlantısına tıklanmalı ve gelen listede Yargıtay başlığı altında bulunan Siyasi Parti Üyelik Sorgulama bağlantısı kullanılarak hizmet açılmalıdır. Siyasi Parti Üyelik Sorgulama işlemi tek aşamada olup, hizmet bağlantısına tıklandığı anda işlem sonucunuz görüntülenmektedir. TürkSat'ın sunduğu Dijital Hayat devam edecek. TürkSat'ın sunduğu Dijital Hayat devam ediyor. Reklam sonrası tekrar beraberiz Dijital Hayat'ta. Konuğumuz trafik sorununu çözüp ulaşmış oldu bize. Kendisini ben size tanıtayım. Yeni Şafak Gazetesi İnternet Haber Müdürü, Haber Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Olur böyle şeyler İstanbul'da. İlk bölümde yeni medyayı ve interneti konuştuk. Hani teknolojiyi yazanlar olarak işte içeriye nasıl ulaşılıyor, hangi zorluklarla karşılaşıyor. Hamza Bey güzel bir şekilde açıkladı bunu, anlattığı örnekleriyle. Geleneksel medyayı konuşalım biraz. Hani özellikle siz büyük bir gazetedesiniz. Teknolojiyi nasıl gündem yapıyorsunuz veya ön sıralara çıkarmakta veya çıkarıyor musunuz? Yani şöyle, teknolojiyi, zaten teknolojiyi kullanıyoruz. Güçlü bir internet sitemiz var. Yaklaşık 1,5 milyon günlük okuru olan bir internet sitesiyiz. Teknolojinin ta kendisi zaten bu. Dijital çağa ayak uyduruyor artık geleneksel medya. Aslında biraz oradan bakmak lazım. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar konvansiyonel medya denen basılı gazeteler internet medyasına biraz mesafeliydi. Ama artık yeni neslin internet üzerinden hayata tutunduğunu görünce bu alanlara ciddi yatırımlar yapıldı. Şu anki yatırımların belki de birkaç yıl sonra 5-10 katı yatırımlar çıkacak ortaya. Farklı platformlar çıkacak. Sosyal medya çok şekillendiriyor. Konvansiyonel medyayı da şekillendiriyor. Doğru. Dijital yayıncılığı da şekillendiriyor. Çünkü
özellikle genç kitle, bu yeni nesil dediğimiz dijitalle çok iç içe olan kitle medyayı da her türlü oradan takip ediyor. Bir de internet baktığımız zaman gazete ve televizyonun tam ortasında. Yani video haberciliği de yapabiliyorsun. İnternette aynı, televizyonun aynı anda canlı yayın da yapabiliyorsun. Metin de sunabiliyorsun. Sayısız fotoğraf da verebiliyorsun. Aynen. Bir bütünlük içerisinde bu medya yeni yeni bir alana oturuyor, şekilleniyor. İşte genel reklam bütçesindeki payını artırıyor. Belki şu dönemde toplam reklam bütçesinin kıyasladığımızda düşük ama işte Amerika ve İngiltere örneklerine baktığımızda Türkiye'de bu internet medyasına gelen o pastayı büyütecek. İleriki zamanlarda artık merkezde internet medyası olacak. Çünkü bu kaçınılmaz bir son. Gazeteyi kağıttan okuyan nesil ölüyor. Evet. Yani yok oluyor. Artık hatta gazeteyi kağıttan okuyan nesil de vesaire gündemi takip ediyorlar. İnternet medyası da o nesli de düşünüyor artık. Puntolar büyüdü, yazılar büyüdü, daha büyük başlıklar vesaire. Hani insanlar rahat okusunlar diye. Biz şekilleniyoruz. Peki dijital. Bu değişimin içinde teknoloji haberlerinin yeri ne? Şimdi teknoloji haberlerinin yeri kullanan kitle burada önemli. İşte 6 ayda bir, yılda bir kere telefon değiştiren, cihazını değiştiren bir toplum var. Yani Amerika'da işte, tüketen bir toplum. Tabii Amerika'da nasıl yeni telefonlar çıktığında sıralar oluşuyorsa Türkiye'de de artık bunları görmeye başladık. Yani teknolojiye erişimde bir sıkıntımız yok. Üretmiyoruz, teknoloji üretmiyoruz. Türkiye'nin temel sıkıntılarından birisi bu. Ama çok iyi tüketiyoruz. Evet. Biz çok iyi bir tüketiciyiz. Çok iyi bir test toplumuyuz aslında teknolojik cihazlar açısından. Belki üretime geçtikten sonra Türkiye bu alanda da kendine ciddi anlamda yer edinebilir. Sadece cep telefonundan değil, genel anlamda dijital internet yatırımları konusunda. Teknolojinin üretimi, dijital ekosistemin evet. Konuşulması. Yani bu teknolojiden bahsettiğimiz zaman savunma sanayi var, silah sanayi var, işte siber güçler var, devletlerin stratejileri var. Bunları bir bütünüyle ele almamız gerekiyor. Yani çok basit bizim F-16'larımızın yazılımlarıdır, şunlardır evet. Vesaire. Hepsi dijital internet. Bu konuda bir şey var ama değil mi? Ülkede son 5-10 yılda bir gelişim var. Öyle işte milli yazılımlar, tabii. İşletim sistemleri vesaire. İşte peki gazetenizde bunları ne kadar dosya haberler yapıp işte halka sunabiliyorsunuz? Ve öne çıkarabiliyorsunuz? Yani bu çok, siyaset hengamesinde. Çok çıkarıyoruz. Ya işte çok basit bir Türkiye'nin bir Altay tankı projesi var ve çok ciddi bir mesafe kat edildi. İşte o tankın kendisini yaptık, motoru yapılıyor, yerli motor üretiliyor burada ve okurlar ciddi anlamda milli olduğu için Türk toplumu buna büyük ilgi gösteriyor ve haberleştirmede de hiçbir sıkıntı ya da önünü kesmek gibi bir şeyin olmuyor zaten orada. Aksine bir, destek oluyorlar. Tabii destek. Daha fazla paylaşıyorlar insanlarla. Bunu çok katkı görüyoruz. Yani bir uçak üreteceğiz. Şey çok yakın zamanda çıktı ortaya. İnsanlar heyecanlı. Kendimizin ürettiği bir uçağa binmek, kendimizin ürettiği bir otomobile binmek bu çok heyecan verici. Peki bir abi, şey. Sayılar var mı mesela? Yani hani bir internet sitesinde bu haberi yaptınız, uçak haberi veya bir işletim sistemi haberi. Bir de siyasetten bir haber var. Yani biz bir eksiği yok. Yani onu merak ediyorum. Eksiği yok. Belki hani tıklama sayısı anlamında. Artış ciddi anlamda bir rakam var ortada. Belki hatta öne çıkan haberler var işte yeni bir cihazın tanıtımı ya da işte yeni bir Türkiye bir uçak üretecek, gemi üretecek insanlar merak ediyorlar. Didik didik okuyorlar, özelliklerine bakıyorlar. Biz neyini üretmişiz, nereden getirmişiz, hangi aşamadayız? Hani çünkü bu tarz üretimlerde önce işte prototipi çıkar ortaya denir ki şu hale getirilecek işte onu takip ediyorlar. İşte hedefler konuluyor. 3 yıl sonra suya indireceğiz diyor mesela savaş gemimizi ya da işte yolcu gemimizi. İnsanlar bunu takip ediyorlar. Zaman zaman bu tarz dosya haberler de çıkıyor ortaya. İşte dev projelerde hangi aşamaya geldik? Yine... Aşama aşama yazabiliyorsunuz. Tabii yani. Tabii yazılıyor çünkü kitle istiyor. İstiyor. Yani Türkiye'nin ne yapıp ne ettiğini, nelerle uğraştığını, devletin nelerle uğraştığını kitle merak ediyor. Bu tarz yatırımlar siyasete de şekil veriyor. Yani işte 2 gün sonra seçim var. İnsanların bir bölümü bu tarz yatırımları dikkate alarak oy tercihlerini değiştiriyorlar ya da devam ettiriyorlar. Eyvallah. Böyle bir süreç yani içerisinde. Teknoloji haberleri veya dijital ekosistemi haberleri geleneksel medyada üvey evlat muamelesi görmüyor. Yok yok kesinlikle görmüyor. Ekler çıkıyor.
mesela gazeteler... Var mı mesela sizin öyle bir... Bizim sayfamız var, Yeni Şafak Gazetesi'nin teknoloji sayfası var. Haftada bir kere teknoloji tamamen teknoloji haberlerinin yer aldığı, işte yatırımların, gelişmelerin, üretilen cihazların, taleplerin ne olduğuna dair dolu dolu sayfa çıkarıyoruz. İşte ona göre onun bir reklam planlaması oluyor. Reklam verenler ona göre bir işte diyor ki Yeni Şafak'ın bugün teknoloji sayfası var. Biz ona göre bir reklam planlaması yapalım. Ya da yeni bir ürün çıkardık, telefon çıkardık ya da işte tablet çıkardık. Ona göre reklam veriyorlar. Yani medyayla dijital teknoloji üretiminde de bir entegrasyon var. Okur, yani üretim, medya ve okur arasında bir bağ var. Tabii burada medya bir köprü oluyor. Ama bu köprü de sağlıklı bir köprü oluyor. Süper. Yani kaçınılmaz bir gidiş var şu anda. Bunu derli toplu, doğru ve planlamalı bir şekilde yaparsan zaten hiçbir zarar olmaz. Hatta habercilik açısından da ciddi aşamalar kat ettiriyorsun. Yani sadece dijital cihaz değil, işte üçüncü köprü yapılıyor ya da işte yeraltı tüneli yapılıyor. O da bir teknolojik yatırımdır ya da işte İzmir. Hayatımızı etkileyen yönleri tabii, var yani sonuçta. Ya. Ben şunu tabii hep sizi konuşuyorum çünkü birinci bölümde evet. Çok konuşunca işte interneti ve sosyal medya, teknoloji haberciliğini, geleneksel medyayı merak ediyoruz. Ben şunu görüyorum hep, özellikle büyük yabancı kuruluşlarda teknoloji departmanları var. Tabii, İsmini tabii. söylemekte sakın yok. İşte BBC Teknoloji diye onun belki işte ayrı bir internet sitesi var. Var, sosyal medya hesapları var, içerik üreticiler, New York Times vesaire. Yani bizim geleneksel medyada da televizyon, radyo, gazete anlamında söylüyorum. Bizim de bu tarz çalışmalarımız var. Apayrı bir teknoloji sayfası var. Bir ekibi, departmanı var mı? Var. Mesela bizim 1 milyon küsur takipçisi olan, yani 1 milyonun biraz üstünde takipçisi olan bir teknoloji sayfası. Mesela abi çok özür diliyorum, sözünü unutma lütfen. Bir eleştiri var. Türkiye'de teknoloji gündemi cihazlar üzerine iletiliyor. Teknolojinin toplum yapısının etkileri yeterince tartışılmıyor. Ramazan Yılmaz yazmıştı. Katılır mısın? Katılıyorum. Çünkü zararlarına baktığımız, onu konuşmadık. İnsanları sosyal hayattan koparan bir yapısı da var bunun. Yani iletişimi, dokunarak denilen o iletişimi tamamen koparıyorsun. Yani biz işte Hamza'yla 4 yıl önce tanıştık. Birkaç kere karşılaşmışızdır ama ben Hamza'nın ne yapıp ne ettiğini Twitter üzerinden takip ediyorum. Hamza da beni oradan takip ediyor. Duvardan takip ediyoruz. Tabii ama hani o bir zararlı bir iletişim aslında bir yerden. Yani sağlıklı yürüttüğün zaman tamam faydaları var ama insanların artık yüz yüze gelme, dokunarak iletişim kurma, mimiklerini görmesi ortadan kalkınca bu iletişim de biraz sanallaşmış oluyor. Yani gerçekten sanallaşmış oluyor. Okura ciddi anlamda katılıyorum. Belki de eksik kaldığımız nokta o. Onu topluma yansıtmak, toplumun yararına nasıl kullanabileceğimiz üzerine gitmemiz gerekiyor. Türkiye'deki en büyük eksikliklerden biri o. Arkadaşa ben de katılıyorum. Teknoloji her zaman söylenir. İyiye kullanılırsa iyidir, kötüye kullanılırsa kötüdür. Atom bombasını icat eden adam da milyonlarca insanın ölmesini istememişti. Teknolojiyi biz eğitimde kullanırsak, insanların birbirleriyle daha çok sosyalleşmesini sağlayacak projeler çıkartırsak elbette ki o tarafa doğru kayacaktır. Ama şu an sadece tüketim tarafındayız. Benim aklıma şu geliyor, bu sizin işiniz mi? Acaba işte bir telefonun sağlığımıza zararı veya psikolojimize zararı bir psikoloğun işi mi? Sağlığımıza zararı bir işte doktorun işi, o mu yazmalı? Acaba bir teknoloji sayfasında çeşitli disiplinlerden insanlar yazabilir mi? Hani yazabilir, hatta uzmanlaşmak gerekiyor. Yani basit hukuk tarafında hukuk, evet. Ciddi bir eksiklik vardı. Yani bilişim hukukunu bilmiyordu bizim hukukçularımız. Yani avukatlar bilmiyordu, savcılar bilmiyordu. Hakimler bilmiyordu. Yargılama süreçlerinde ki sosyal medyadaki bir takım suçlar da işleniyor neticede. Bunların nasıl yargılanacağını da öğreniyoruz. Tabii yani, yasalar evet. Çıkmadı. Yani şöyle bakmak lazım. Türkiye'ye ilk internet 94'te geldiğinde işte biz toplum olarak internet kafelerden öğrendik. Yani tamamen bir nesil oradan öğrendi. Kesinlikle. Bir takım kötü alışkanlıklar elde etti. Sonra işte internete okullar entegre edildi. İşte öğretmenler internet üzerinden ders vermeye başladı. Bu sefer aileler eve bilgisayar almaya başladı. Sonra internet ucuzladı. Önceden paketler pahalıydı. Yani bir apartmanın tek bir modemle internet kullanıldığı günler vardı. Aynen. Sonra her evin kendine ait bireysel interneti olmaya başladı. Ders kültürü üzerinden biraz gelişti bu. Eğitim öğretim üzerinden gelişti. Sonra anne babalar da internet keşfetmiş oldular. Mecbur biraz yani, değil mi? Mecburiyette. Bugün hemen hemen herkesin annesinin bir akıllı telefonu var, babasının akıllı telefonu var ve WhatsApp kullanıyorlar. Yani benim annem WhatsApp'tan şunu yazdı diye çok görürsünüz. Demek ki doğru kullanım açısından bir aşama var.
Ama anne çocuk ilişkisini kesecek de bir durum var. Yani bazı çocuklar var sadece telefondan kafasını kaldırmıyor, bilgisayarından kafasını kaldırmıyor. Bu konuların işlenmesi lazım o zaman. Tabii işte psikologlar, sosyolog mesela dijital sosyoloji anlamında bizim bir şeyimiz yok, gelişimimiz yok şu anda. Yani sosyoloji, yani dijital toplumda nasıl bir sosyal yapı çıkacak ortaya, bunu hiç tartışmıyoruz. Yani biz halen daha işte sosyolojiyi alıyoruz, çok eskilerden buraya götürüyoruz, toplumların değişimine bakıyoruz, toplumların hareketlerini inceliyoruz ama toplum değişmiş, o toplum yok artık ortada. Yani tamamen şu kadarcık bir cihazın etrafında şekilleniyor tüm hayat. Bunu da sosyolojinin incelemesi gerekiyor. İşte aile doktorlarının, psikologların ciddi anlamda bu konuda yazı yazmaları i̇şte abi, gerekiyor. Tam da burada şunu soracağım şimdi. Mesela Namık Değer T-Kolik'te biraz önce siz gelmeden önce konuştuk. Sizi ben birer kanaat önderi gibi, yani işte gazete toplumu bu konuda aydınlatacak, önden gidecek, dağları delecek, pencereleri açacak. T-Kolik bunu yapmaya çalışıyor, elinden geldiğince. Siz de gazete olarak. Bu dediğiniz konuları röportajlarla, uzman konularla, böyle dosya şeklinde. Ben mesela bunun eksikliğini hissediyorum. Hep bize de soruyorlar. Programlarda bunları da işlemeye çalışıyoruz. Evet, yani acaba işlenmesi gerekiyor. Gazetede her hafta bir konu ele alıp, işte akıl telefonu zararları, örnek veriyorum. Veya işte... Ya onlar çok var, ya yapılıyor da, yeterince yapılıyor mu onu tartışırız. Okunuyor da, yani işte cihazlar arasında mesela SAR değerleri falan vardır, zarar değerleri. Mesela bu tarz şeyler çok okunuyor, takip ediyor. Benim kullandığım cihazın bana verdiği zarar ne diye insan merak ediyor. Ama mesela çocuğun Facebook sayfası açmış, nasıl takip edeceğim? Evet, mesela? Yani çocuğunun Facebook sayfası, yani çünkü tamamen savunmasız bir alan, evet. Duvarı olmayan bir alan. Yani senin çocuğun işte örnek veriyorum, Kanada'daki bir arkadaş elde edip orada bir arkadaş oluyor, sonra orada bir iletişim oluyor, o kültür farklı, bu kültür farklı. Hatta Türkiye'nin batısıyla doğusu arasında da çok ciddi farklar var. Ama internet öyle sınırları kaldırmış ki işte Hakkari'nin herhangi bir köyündeki çocukla İstanbul'un işte Nişantaşı'nda yaşayan bir çocuk internet sayesinde aynı imkanlara ulaşma noktasında şeyler eşit. Tamam, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar eşit olmayabilir ama orada bir duvar yok neticede. İşte toplum bunu ayarlaması gerekiyor. Yani devlet de bu konuda çok geç kalmıştı. İşte internet kafe kültüründen geldik, öğrendik. Hiçbir yaptırım olmadı, hiçbir eğitici, öğretici bir sistem uygulanmadı. İşte yeni işte çocuklar için güvenlikli programlar üretildi vesaire. Çünkü senin ülkende yasak olan bir şey, yayın yapılmasa bile başka bir ülkeden bu tarz yayınlar yapılıyor. Şimdi mesela Hamza daha iyi bilir, işte saçma sapan hackerlık denen bir yapı çıktı ortaya. İşte insanların, çok basit, şirketlerin sitelerini hackliyorlar. Yani zaten bir site açmış, şeyden gel, ticaret kanununda olan bir zorunluluktan dolayı bir site açmış, işte oraya bir adres belirtmiş, yaptığı işleri koymuş. Ya da ticarette kullanıyor, gerçekten müşterilerine göstermeye çalışıyor. Ama işte hackerlık, işte yazılım biraz bilen bir çocuk gidiyor o siteyi hackliyor, adamın başını belaya sokuyor. Yani bu tarz yargılanmalar da var. Aslında bunların suçlarının çok ağır olması gerektiğini, Avrupa'da çok ağır. Evet. Ve güvenlik işlerini zaten Batı hackerlara yaptırıyor. Evet. Bir de Avrupa'da şu da var. Hani 4 yaşından küçük çocuklara cihazları dokundurmayın diyorlar. Araştırma yapıyor adam. Gidiyor sosyoloğunu buluyor, doktorunu buluyor, uzmanını buluyor. Diyor ki 4 yaşından küçük çocuklar için ne gibi zararlar var? İşte beynin motor gelişim bölümlerine çok büyük zararları varmış. Bunu görüyor. Ve ona göre insanları eğitiyor, öğrencileri ona göre eğitiyor, toplumu ona göre eğitiyor. Biz ne yapıyoruz? İlk önce alıyoruz, kullanıyoruz, tüketiyoruz, zararlarını görüyoruz. Ondan sonra bir şeylerle abi, önlemeye çalışıyoruz. Bizde başka bir şey daha var. Asıl tehlikeli olan, biz çocukların eline, 2 yaşındaki çocukların eline cihazı veriyoruz. Bu çocuklar dokunmatik cihazlarla bir takım işler yapıyorlar işte. Evet. Benim 3 tane çocuğum var. Açıyor YouTube'a, giriyor 2,5 yaşındaki çocuk ve anne babalar bununla övünüyor. Zannediyor ki çocuğu çok zeki, bu cihazı keşfetti, biliyor. Hayır, yani o çocuk zaten zeki bir çocuk. Yani senin çocuğun çok zeki değil, o çocuğun kendisi zeki zaten. Senin zamanında böyle bir cihaz olmadığı için sen kendini keşfetmemişsin. Ama çok zararlı. Eyvallah. Yemeği işte eline iPad vermeden yediremiyorsun ya da işte susması için hemen bir video açıyorsun çocuk. Abi o zaman pazartesinden itibaren bu konuda seçim de bitmiş oluyor. Bu konuda sizden bir dosya haber bekliyoruz. Yapalım yani, mutlaka yapılması gerekiyor. Yani biz de destek olmak isteriz. İnternet güvenliği de aynı sıkıntıları yaşadı. Bugün REDEK
Türkiye'ye güvenlik kavramını öğretti. Ne kadar çok isyan da etsek, işte vatandaşların bilgilerini public ediyorlar deyip lanet de etsek, bir yandan da baktığınız zaman ya, devlete, kurumlara bir farkındalık oluşturdu. Şimdi insanlar şunu sorgulamaya başladılar. Acaba bizim şirket hacklenir mi? Bu dediğimiz gibi o kötü tecrübelerle siber oluşuyor. Siber terör denen o yapı, o sistem bizim dünyamıza girdi. Hayatımıza girdi. Yani çok basit, Twitter şifresinin elde edilmesi bile insanları telaşlandırıyor. Çünkü kesinlikle özel bir hayat var orada. Özel görüşmeler var. Senin oradaki tüm alanın elinden alınmış oluyor. İşte ne oluyor? İnsanlar bilmiyor mesela Twitter'ını cep telefonuna entegre etmesi gerektiğini, işte şifresini değiştirmesi gerektiğinde bir mesaj onayı alması gerektiğini bilmiyor. Elindeki cihazla kullanıyor ama bilmiyor bunu. Sonra hacklenince, bu yayılınca herkes telefonu şey yapıyor. Numarasını entegre ediyor. Cep telefonu numarasını, evet, ya da Facebook'unu entegre ediyor. İşte bu takım kazalarla birlikte biz bazı şeyler öğreniyoruz. Yaşaya yaşaya öğreniyoruz toplum olarak. Bu bizim program vesilesiyle birçok da konu maddesi edinmiş olduk böylece. Bunları dosya haber olarak yazabilirsiniz. Evet. Biraz da okuyucu yönünden bakmak istiyorum. Bireylerin teknoloji kullanımında tarafsız ve rahat olduğu konusunda bir mutabakat var tüm dünyada. Yani okuyucular hangi tür içerikleri isteyip işte onları daha çok sizden talep ediyorlar veya böyle bir talepleri oluyor mu? Okuyucu tarafından bakarsak biraz. Oluyor, fazlasıyla oluyor. Şunu yaz abi diyor mu mesela? Bir kere fanlar var, marka bağımlıları var. Yani onların ayrı bir isteği, ayrı özel istekleri oluyor. Bunun yanı sıra söylediğiniz gibi ne olursa olsun benim ihtiyacım şu, bütçem de bu, buna uygun ne bulabilirim marka bağımsız şeklinde bakanlar da var. Talepler de tabii ona göre geliyor. Abi şu cihazı inceledin mi? Abi böyle bir teknoloji çıkmış. Hatta üniversitelerden birkaç profesörden bile böyle feedbackler aldığım oldu. IT sorumlusu insanlardan da feedbackler geliyor. Şirketimizin şöyle bir yapısı var. Bunu nasıl güvenli hale getiririz? Ya da şirketimizde böyle bir sistem var ama sürekli şu arızalarla karşılaşıyoruz. Ne yapabiliriz şeklinde dönüşleri bile görüyorsunuz. Bunların hepsi zaten birbiriyle etkileşim halinde olacak ki biz de kendimizi geliştirelim. Doğru. Size de geliyordur değil mi? Yani geleneksel medyanın büyük bir parçası olduğunuz için. Size de şu haber konusu, şu haberi istiyoruz, şu videoyu tabii, istiyoruz. Tabii geliyor. Bununla alakalı yazı yazar mısınız? Mutlaka geliyor. Mesela kullandığı cihazları tanımak istiyor insanlar. Ve bir bilir kişinin, evet, bunu anlatmasını istiyor. Bir öğreticinin anlatmasını istiyor. Ki Türkiye'de bağımsız olarak yayın yapan teknoloji haber siteleri var. Evet. Takip ettiğimiz. Çok ciddi bir okur trafiği var. Sadece teknolojiyi kullanmakta değil, teknolojik cihazlarda yapılması gerekenler konusunda da bir eğitim boşluğu var. Bunu da talep ediyorlar. Ya işte ben çok basit söyleyeyim. Şirketler artık bir eleman, bir işçi alırken insan kaynakları görüştükleri kişinin sosyal medya hesaplarını da inceliyorlar. Doğru. İşte kurum kültürüne uygun mu? Kesinlikle. Yani, program yaptık öyle sosyal CV diye, evet, bunu konuştuk. Ya ben her yerde söylüyorum, sizin Twitter ve Facebook hesaplarınız aynı zamanda CV'nizdir. Siz farkında değilsinizdir bunun ama sizin orada paylaştıklarınız, yazdıklarınız, düşünceleriniz sizle ilgili bir takım kanaatleri ortaya çıkarır ve kurumlar da bizim kültürümüze uygun mu değil mi sorusunun cevabını buradan çok rahat bulurlar. Yani dikkat edilmesi gereken bir şey bu zaten. Yani ben de dikkat ediyorum. Bir işte bir iş ve yönetici olarak biriyle çalışmak istiyorsam onun sosyal medyasına bakıyorum. Tamam. Yani nasıl bir dili var, nasıl bir üslubu var, nelerle hayatını devam ettiriyor, nelerden hoşlanıyor. Her şeyi görebiliyorsun. Okuyucu da size bakıyor dolayısıyla. Tabii okuyucu da bize bakıyor. Yani bizim paylaştıklarımız da okuyucuyu şekillendiriyor. Yani bir takım toplumsal olaylarda sosyal medyanın nasıl kötü niyetli bir araç haline geleceğini gördük zaten biz ülkede yakın geçmişte. Yani işte seçimlere gidiyoruz, bir takım yalanlar, iftiralar, manipülasyonlar, işte kötü enformasyonlar. Sosyal medya bu anlamda sınırları olmayan büyük bir silah zaten. Bunu kim doğru kullanırsa faydasını görür ama yanlış kullanırsa işte görüyoruz, bir takım ülkelerde sosyal medyayla başlıyor birçok şeyler. Sonra da öne alınmaz bir hale geliyor. Doğru, doğru. Peki abi bu şey de önemli. Kullanıcılar sizden bazı şeyler talep ediyor. Biz programda da hissediyoruz onu. İşte dışarıda da yeni gelen nesil, dijital nesil dedikleri işte Z kuşağı hap haberler istiyor. Belki daha, evet, çok video içerikli haberler istiyor. Siz hem geleneksel medyada, kendi internet sitenizde böyle teknoloji tarafı için söylüyorum. Video haber çekiyor, evet, musunuz? Video haberlere yer veriyor, şimdi, musunuz? Başlattığımız bir proje var. Çok yakın zamanda bir siteyi yayına sokacağız bu anlamda. İşte dünyada bir örneği var. BuzzFeed denen bir örnek var. Evet. Türkiye'de dünyadaki habercilik algısını, internet habercilik algısını yerle bir etti. Merak ettik onu. Nasıl bir şey? Ya dünyanın en çok okunan haber portalı New York Times'tı.
New York Times'ı tahtından etti BuzzFeed. İşte bir şeyi anlatacaksa 10 maddede, 8 maddede, 5 maddede anlatıyor. Basit anlatıyor, fotoğrafla anlatıyor, bazen sadece GIF'le anlatıyor. Yani Türkiye'de de bunun Türk okur kültürüne uygun olduğunu gördük. İşte örneklerini hemen anlatabilirim. İşte şöyle diyorsun, Barış Manço denilince ölüm yıl dönümünde akla gelen 10 şarkı diye koyuyorsun ve Barış Manço'nun hemen hayat hikayesini şarkılar üzerinden... Böyle bir site mi hazırlıyorsunuz? Ya biz evet bu tarz bir yayın yapacak. Daha çok işte 14-30-25 yaş arası yani liseyle gençliğin, üniversiteli gençliğin muhatap olacağı bir site. Foto galeri, video olacak. Tabii foto galeri, teknoloji video. Tarafı olacak. Tabii çok ciddi olacak hem de. Peki yani. O içerikte nasıl, nereden elde edeceksiniz? Şimdi mesela benim iki tane teknoloji editörüm var. Şu anda onlar test yayın yapıyorlar. İşte bir cihaz çıktı tanıtacağız ya da işte dünyada yeni bir ürün çıktı tanıtacağız. Kendimiz üretim yaparak tanıtacağız. Yani işte video ile çekim yaparsın, biri anlatır bunu. Artık çekim yapmak, anlatmak da basitleşti. Yani cebindeki cep telefonuyla yayıncılık yapıyor insanlar. Periskop gibi. O zaten bir aşama sonra televizyonların da en önemli iletişim aracı olacak. Çok az kaldı. Yani bunu BBC falan yapıyor şu anda. Onun yayın kalitesi biraz düşük. Nasıl ki Skype bir ara girdi devreye. Skype kendini geliştiriyor. Yakın zamanda Periskop da artık muhabir hiçbir şey götürmeyecek. Sadece yanında cebinde çok iyi bir cep telefonuyla gidip oradan yayın yapacak. Üçgeler artık çok küçüldü. Önceden birini taşıdığı bir üçgeydi. Artık çok küçüldü. Yani bilgisayarın küçülmesi gibi, cep telefonuna girmesi gibi televizyonculuğun ya da internet haberciliğinin şeyleri de kullandığı mekanizmalar da, cihazlar da küçülüyor ve kullanımı çok basitleşiyor. Bu anlamda medya buna yatırım yapmazsa zaten geride kalır. O anda ne yapıyorsa, okur kitlesi neyse onda kalır, hatta düşer. Ama bu teknolojiye ve gelişen dijital çağa yatırım yapan medya organları da önü alınmaz bir şekilde büyürler. Yani o internet sitesinde ürün incelemeleri vesaire de olacak teknolojiyi. Tabii, tabii. Yanınızda oturuyor başarılı bir evet, ürün inceleyicisi var. Biz dışarıdan bir ekip de onu çalışmanızı tavsiye ederiz. Zaten artık biraz da ona yöneliyor medya organları. Dışarıdan üretim almıyor. İstihdam etmiyor, evet. Telif üzerine üretim yaptırıyor. İşte bizde zaten cihazların tanıtım noktasını Hamza daha iyi bilir. Daha çok çeviri üzerine tanıtım yapıyoruz. Yani işte Amerikalıların, İngilizlerin, Kanadalıların, Hindistanların tanıttıkları cihazları işte tanıtım metinlerini çeviriyoruz ya da videolarını kullanıyoruz. Üstüne montaj yapıyoruz. Türk okuruna sunuyoruz. Bizim çok ürettiğimiz şey yok. Birkaç tane teknoloji sitesi bunu çok iyi yapıyor. Ama artık biz de kendimiz üretmeliyiz. Bizim toplumumuzun diline uygun üretimler yapmalıyız ve bunu da bunun da yapılmasına, yani yapılıyor olmasına, düzenli olarak yapılıyor olmasına çok az bir zaman kaldı. Çünkü yapanlar var işte. Evet, yapmak zorunda kalacağız, öyle söyleyelim. Evet, tamamen yapmak zorunda kalacağız. Artık belki dışarısı bizden çevirecek. İşte Türk medyasında şu cihaz böyle tanıtıldı. Orada dedi. Bir şey söyledi. Dedi ki teknolojiye ulaşmamız lazım dedi. Evet. Yani ulaşım, mesela drone'lar var şu an, çok konuşuluyor. Ama ben drone'un ekonomisi kolay değil, bunu edinmek, bunu test etmek. Belki sizin gibi kurumsal firmalarla bunları inceleyenler birleşir. Siz ona drone sağlarsanız o inceler size verir. Mesela böyle bir zamanında iş birliği olabilir. BBC ve ABC galiba, ABC birlikte bloggerlarla bir ortak havuz oluşturmuştu. 2005 mi 2006 yılları falandı değil mi, öyle hatırlıyorum. Evet. Onlar fotoğraf çekiyordular sokakta. Hatta Mehmet Barlas o zamanlar şey demişti bloggerlar için, pijamalı gazeteciler diye bir tabir kullanmıştı. Onlar sokakta fotoğrafı çekiyor, o havuza atıyor. Haber siteleri de o havuzdan alıp haber zaten yapıyorlardı ki, yorumlarıyla birlikte. Belki bunun ilerleyen siz dönemlerde... Siz kurumsal bir güçsünüz. Şeyde, T-Colic'de Hamza dedi ki biz en çok bu ürünleri ulaşamıyoruz bu teknolojilere. İşte çeşitli sebeplerden dolayı. Siz onu sağlayıp diyelim bu blogger havuzundaki insanlar, bu işleri yapan insanlar kullanırlar, size feedbackleri verirler, video çeker. Ticari bir içerik üretim, sirkülasyon da kuruluyor buradan. Evet. Yani bugün iş fikri doğdu, dünyanın dünyanın büyük fotoğraf ve video yani tematik fotoğraf ve video servisi yapan ajansları dışarıdan bu tarz telifli üretimler alıyor. Evet. İşte ben bir abone olarak bunu satın aldığım zaman ona pay veriyor. Yani işte Hamza'nın ürettiği bir videoyu, işte bir jenerik videosunu ben de kullanıyorum, başka bir medyada kullanıyorum. Evet. Ve Hamza kim kullandıysa ona göre bir telif alıyor. Bu sistem de oturuyor. Yani işte çok büyük Getty Images var mesela, dünyanın en büyük fotoğraf ve video
görsel servisi. Böyle çalışıyor. Hatta ajanslarla da çalışıyor. Binlerce fotoğrafçı var oraya. Yüklüyor tabii, fotoğrafları. Tabii. Siz oradan kullanıyorsunuz yani, ve telif ödüyorsunuz. Flickr aslında budur aslında biraz. Sosyal biraz üretimdir. Biraz daha sosyal üretime kaymış. Flickr, mesela ben seçim döneminde Flickr'ı çok iyi kullandım. İşte mitinglerde ajanstan önce fotoğraf düşüyordu benim önüme Flickr'dan. Aynen. Ve gazeteye basabileceğim boyutta, yani çözünürlüğü düşük değil. Gazeteye çok, hatta afişe bile koyabileceğim büyüklükte. Oradan içerik elde etmiş. Tabii hemen çekiyordum. Ben ajans... şöyle örnek vereyim. Bir arkadaşım Flickr'da çok güzel fotoğraflar çekiyor. Kendisi zaten fotoğrafı hobi olarak yapıyor. İngiltere'den bir mail aldı. Adamın bir tanesi Flickr'da çektiği, Sultanahmet tarafında çektiği fotoğrafları çok beğenmiş. Bir platformunda Sultanahmet'le ilgili resimleri kullanmak istiyor. Telif hakkı ödedi adama. Bir şey yaşamıştık. Bu geçen kış Üsküdar'da denizle kara birleşti. Evet. O fotoğraf Twitter'da yayınlandı. Bir tane vatandaş oradan fotoğrafı çekti. Çok iyi de tweet attı. Tabii. Müthiş. Bence ödül verilmesi gereken bir fotoğraftı. Ve ertesi gün birçok gazete birinci sayfasında o fotoğrafla çıktı. Yani sokaktaki bir vatandaşın çektiği fotoğrafla çıktı. Ya bu çok önemli bir şeydi. Medyada artık yani tırnak içinde bu sisteme biat etmiş oluyor. Yani sadece ajansa bağlı kalamazsın. İmkan kendi yok. Muhabirine bağlı kalamazsın. Yurttaş gazetecilik denen bir kavram var. Sosyal medya, şimdi bir yerde bir olay olduğu zaman, işte az önce Allah daha kötüsünden saklasın, Diyarbakır'da bir patlama oldu miting esnasında. Hemen Twitter'a girdik, ne paylaşılmış, anladım. Görgü tanıkları ne yazmış, orada bir sürü insan İnternet var. İnternet gazeteciliği, vatandaş gazeteciliği. Vatandaş gazeteciliği bir kavramı yani oturuyor. Yani bu konumuza dönecek olsak, teknoloji için de çok rahat kullanabilir. Her konuda uzman ekipleri kadronuzda bulunduramayabilirsiniz ama bu konuda çalışan insanlardan bir havuzdan faydalanabilir. Bir mobil alan olmuş olur senin dışarıda. Sana bağlı çalışırlar, başkasına da bağlı çalışırlar. O an sana ürettiğini sana satar. Belki gelecek de buraya doğru gidiyor. Yani gazetelerin, geleneksel medyanın özellikle bu işleri yapan kişilerden bir ekip oluşturup bir havuzdan faydalanmaya doğru gidiyor. Süper bir fikir de çıkmış oldu. Programın çıktısı olmuş oldu. Yani, şöyle bir şey daha var. Şimdi önemli olay da ünlülerin neler düşündüklerinin haberleri Twitter'dan derleniyor. Yani insanların, evet. Yani ünlü insanların bir konu üzerine yaptığı yorumlar neticede albenisi olan ve okurun merak ettiği şeyler. İşte biri vefat edebiliyor ya da önemli bir şey oluyor. Hemen ünlülerin tweetlerine bakılıyor. Haber oradan üretiliyor. Belki bir süre sonra ünlüler bu tarz yorumlarının kullanılması karşılığında ya da insanlar yorumlarını ürettiklerinin karşılığında telif isteyecekler. Yani bu dediğin şey teknoloji tarafında da olabilir ve teknoloji haberciliğine. Evet. Onları da kullanıyoruz da mesela bir cihaz piyasaya çıkacak. Çinli adamın bir tanesi fabrikada cihazın fotoğrafını çekip Twitter'a atıyor. Aynen. Teknik özelliklerini yazıyor artık. Aynen. Yani böyle bir dünyadayız. Yani ilk görüntüsü işte prova baskısı, arka kapağı. Aynen öyle. İşte bataryası görüntülendi, şarj cihazı görüntülendi. Yani çok merak edildiği için ve takip edildiği için de bu tarz şeylerin yani. Yine tırnak içinde gideri çok var. Gideri çok. Trafikten dolayı geç geldin, geç açıldık, süper gitti ama süremiz bitti. çok güzel bir hem konuyu açmış olduk hem geleneksel medya hem yeni medya internet boyutuyla. Ayağınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Size yarım program borcunuz var. Ya, onu söylemek istiyorum. bu hafta teknoloji haberciliğini ve bu konuda hem geleneksel medya hem internetteki haberciliği konuştuk. Ende boyuna iki tane değerli konumuzla. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Şimdi bizim aşırı dijital kahramanımız Dijital At'ın macerasıyla sizi baş başa bakıyoruz. İyi hafta sonları. Bye.
TürkSat Dijital Hayatı sundu.